Evet arkadaşlar, ikinci bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci dersimizde benzer uygulamaları inceleyerek, süzerek bize en yakın, yapmak istediğimizde en yakın çalışma üzerinde değişiklikler yaparak çalışma oluşturmayı gördük. Burada ikinci bölümde yeni sıfır şablondan uygulama oluşturmayı göreceğiz ama onun öncesinde birinci derste yaptığımız uygulamaları nereye kaydettiğini, bunlara tekrar nasıl ulaşabileceğimizi, örneğin sizden çıktık tekrar girdik, o kaydettiklerim nerede, nasıl ulaşacağım, öğrencilerine QR kodunu veya embed kodunu tekrar nasıl gönderebilirim, nasıl elde edebilirim, bunu görelim. Birinci bölümde söylemiştik, hesap ayarlarından isminiz, üyelik girişi yaptığımız yerin sağ alt tarafında uygulamalarıma tıkladığımızda, bakın az önce yaptığımız uygulamalar herhangi bir klasörün içinde olmaksızın, bizim klasörlerimiz vardı hatırlayın. Tuzağa açmış olduğumuz klasörler o klasörlerin dışında şu anda. Bunları istersen ben ders ders veya ünite ünite veya kazanım kazanım klasörlerin içerisinde toparlayabilirim. İki tane çalışmayı kaydettik, iki tane çalışma gösterdik ama mantığının hepsi aynı olduğunu da söylemiştik. Çalışmanın üzerine geldiğimizde dikkat edin alt tarafta bir kalem. Bu kalem ne demekti? Tekrar düzenleyebilirim. Değişiklik yapabilirim. Örnek veriyorum, öğrencilerin uygulama üzerindeki bir soruyu beğenmedi veya yanlış anladılar. Oradaki soruyu değiştirebilirim, tekrar düzenleyebilirim. Hemen yan tarafında bu uygulamaya ait girdiğim zaman içeriğini hatırlamayabilirim. Bakın şu an resim var, resim konmuş. Ha diyorum, evet işte bu pinlerle yapılan, raptiyelerle yapılan çalışmaydı. Eğer resim yoksa hatırlayamayabiliriz. Resim olmadığı düşündüğümüzde buradan hatırlamak için kendimize ait o çalışmaya bir resim de atayabiliriz. Hatırlatıcı resim gibi düşünün veya klasörlere resim ekliyoruz bazen bilgisayarımızda. O resimden içeriğini kolayca anlayabilirim diye. Yan tarafında uygulamayı klasöre taşı. Zaten üzerine gittiğinizde yapacağını size söylüyor. Uygulamayı klasöre taşı dediğinizde buradan size aynı bilgisayarınızda kaydetme seçenekleri gibi hangi sınıf veya hangi uygulamaya, hangi klasörün içerisinde seçtiğinizi doğrudan oraya götürür. Yani dağınık çalışmaktan klasör halinde çalışmak, aradığınız çalışmaları daha hızlı bulmaya veya değişiklik yapmak istediğiniz uygulamalara daha hızlı ulaşmaya size yardımcı olur. Klasöre taşının yan tarafında istatistikleri görüyorsunuz. Bakın istatistiğe tıkladığımızda altta hemen bize tıklamaları veya çözülmeleri, ne zaman çözülmüş, kaç defa çözülmüş bu çalışma, bunu da gösteriyor çalışma. Hani öğrencilerimiz bunu oynadı mı, oynamadı mı, kaç kişi acaba faydalandı diye merak ediyorsanız eğer bu istatistikler bize bir yol haritası çiziyor. Tabii çalışmanızı kapalı offline yaptığınız zaman sadece sizin link gönderdiğiniz veya QR kodunuza sahip kişiler bu çalışmayı, bu bulmacayı yapabilecektir. Ama public yaptığınızda bu artık herkese açık olduğundan daha farklı istatistikler çıkabilir. Bence sadece işte Tuzea için hazırladıklarımızı, kendi öğrencilerimiz hazırladıklarını herkese yayına sokmaya gerek yok. Kendi öğrencilerimiz oynayabilir veya işte Bitmoji sınıflarımızı kullananları burada sadece istatistiklerini tutabiliriz. Şu da oluyor bu istatistiklerde. Yaptığınız bir çalışmanın ne kadar beğenildiğini de görüyorsunuz. Doğru yolda olup olmadığınızı da görüyorsunuz. Veya içeriğinde değişiklik yapıp yapmama ihtiyacı olmadığını da buradan görebilirsiniz. Yani insanı biraz da kendini değerlendirmesi imkanı sunuyor. Beğenmediniz bu çalışmayı artık kimse yapsın istemiyorsunuz veya işiniz bitti artık bu derse girmiyorsunuz veya bu kazanın kalkın yukarıdan oyunu silmek istiyorsanız da üzerindeki çöp tenekesi uygulamayı sil bölümüne tıklayarak siliyoruz. Hemen yan tarafında tıklanma sayısını aynı zaten istatistikler de gösteriyor bunu. Ayrıca bir de burada counter koymuşlar, sayaç koymuşlar. Kaç defa tıklandığını, aynı işte Google site'te siteye kaç kişi girdi, ne zaman girdi veya daha ayrıntılı analizlerde yaş grubunu da gösteriyor tabii ki. Sadece tıklanma sayısını burada bize counter sayıyor. Evet, bu şekilde yaptığımız çalışmayı buradan klasörlere atıp üzerine değişiklik yapıp veya herhangi üzerine bir resim atayabiliriz. Burası neresi burası? Burası uygulamaların bölümü. Yaptığımız bütün çalışmaların kaydedildiği yer. Şimdi tekrar ana sayfaya dönüyorum. Learning Apps'ta az önce ne dedik? Uygulamaları inceleyerek, seçerek düzenli değişiklik yaptım. Şimdi uygulama oluştur. Sıfırdan bir şablonla yapmak istiyorsam eğer hemen yan taraftaki uygulama oluştur butonuna tıkladıktan sonra bana site diyor ki ne tür bir oyun yapmak istiyorsun? Eşleştirme mi? Dikkat edin burada birçok seçeneğiniz var. Eşleştirme oyunu mu yapmak istiyorsun? Gruplara doğru eşleştirme, sayı doğrusu
normal sıralama mı, serbest metinli cevaplar. Bakın az önce bizim yaptığımız vardı işte ağız yutak bölümü vardı ya sindirim sistemiyle ilgili olan pinlerle yaptığımız raptiyelerde. Onun şablonu bu. Resim üstünde eşleştirme. Bunu tıklayarak sıfırdan bir uygulama yapabilirsiniz veya orada değişiklik de yapabilirsiniz. Veya test, klasik tek doğru şıklarla test de hazırlayabilirsiniz veya boşluk doldurma oyunu hazırlayabilirsiniz. Yine aşağı kısımda dikkat edin. Uygulama demeti, film veya ses dosyasını uygulama ile kullanma. Kim bir milyoner olmak ister işte çocukların çok sevdiği özellikle alt yaş gruplarında herhangi bir şey kazanmasalar da çok mutlu oluyorlar. Puanlarını birbirleriyle yarıştırıyorlar. Böyle bir çalışma mı istersiniz? Veya gruplu yapboz veya çengel bulmaca işte Excel'de önceden uğraşıp duruyorduk. Hazır yazılmış formatlarda, formüllerde. Ama hayır artık QR koduna kadar bizim için hazır bir şekilde bize sunan Learning Apps bunu çok da kolaylaştırdı. Sadece soruları ve cevapları girdiğiniz kare sayısını bile kendisi belirliyor zaten. Siz sadece orada sağdan sola veya yukarıdan aşağı bölümünü seçiyorsunuz. O kendi hesaplamasını, kendi A4 yerleşimini yapıyor. Kelime yığını, kelime avı dediğimiz, hani kelimeleri bularak üzerine tıkladığımız veya bul bakalım nerede işte. Pinler gibi aynı bu da, aynı mantıkla çalışıyor. Veya adam asmaca, daha küçük sınıflarda, özellikle Türkçe dersinde kelime hazinelerini geliştirmek için veya ünitelerdeki kavramları ipucu vererek veya görsel de ekleyebiliyorsunuz. Bu görsel sana hangi kelimeyi hatırlatıyor diye birkaç hak veriyor. Daha sonradan adamın asıldığı veya at koşusu burada işbirlikçi yarışma şeklinde ister Learning Apps'ın kendi bilgisayarı ister çocukların birbiriyle yarıştırıldığı işte at ilerleme oyun merkezlerinde görmüşsünüzdür. İşte top belirli bir çubuğa değdiğinde elektrik verir ve onunkini bir adım öne götürür at yarışı. Aynı bunu dijital versiyonu düşünün. Soruları bildikçe hızlı bilenin atı biraz daha ilerliyor. En hızlı hedefe kim ulaşırsa veya eşleştirme kartları belki anaokulu düzeyinde çok fazla kullanılabilir. Tabii çok parçalı olursa çocuklar biraz bıkıyorlar. Yaş grubuna göre eşleştirilen kart sayısını zaten pedagojik olarak hepimiz eğitimli olduğumuz için bunu mutlaka göz önüne almamız gerekiyor. Tahmin, yine aşağıda oylama, sohbet odası, takvim, not defteri, not ve ilan tahtası gibi birçok uygulama araçlarda da burada var. Örnek veriyorum. Çok kolay olduğu ve hızlı gösterebileceğimiz için kim bir milyoner olmak ister yarışmasına uygun bir şey yapmak istiyorum veya çengel bulmaca da olabilir. Biz bunu gösterelim. Tıkladığım zaman bana 3 tane örnek sunuyor. Örnek, şablonun içerisinde örnek. İşte burada yönergeyi vermiş. Örnek 2, örnek 1. Yarışmayı burada bana açıyor veya örnek 3. Bunlar hazır. İstersen bunları da yine benzerini oluştur üzerinden gidebilirsin. Ama hayır ben hiç bunları kullanmak istemiyorum. Sıfırdan diyorsan eğer yeni bir uygulama oluştur. Sağ üst tarafta şablonunu seçtikten sonra yeni bir uygulama oluştura tıklayarak doldurmam gereken bölümler geliyor. Neydi? Birincisi uygulamanın başlığı. Yani bu yarışmanın başlığı ne olsun? Örnek veriyorum. İshak'ın kuzuları yarışıyor. Veya zengin olmak isteyen yavrucuklarım diye çocukların ilgisini çeken başlıklar attığınızda daha çok sahipleniyorlar. Daha çok oynamak istiyorlar gibi. Açıklama metninde o ilk açılan ekrandı. Bir önceki uygulamada da görmüştük. İlk açılışta ne mesaj vermek istiyorsanız veya örnek veriyorum bu yarışmanın hangi konu, hangi kazanım, hangi üniteyle ilgili olduğunu da yazabilirsiniz veya ipuçları da yazabilirsiniz. Dikkat edin kim milyoner olmak ister formatında soruları kategorilendiriyor. Yani çok kolay sorular işte 500'lük basamağında eklemek istediğiniz sorular. Aşağı iniyorum dikkat edin orta seviyede yani 1000 kategorisinde ekleyeceğiniz sorular. Şu an hepsinden birer tane var. İstersen ben 3, 4 örnek veriyorum 500 kategorisinde hep aynı soruyu sorsun istiyorsam eğer sadece bir tane format dolduruyorum. Yani iki tane de değiştirsin. Bir dahaki oynadığında bir A'yı bir B'yi sorsun istiyorsan bilgi sorusu ekle. Bilgi soruları bölümünde 500'lük bölümünün altında bilgi sorusu ekle diye tıklamam gerekiyor. Hangi bölümün alternatifini çoğaltmak istiyorsan burası çok önemli. Bazı arkadaşlar gidiyor hepsini bilgi soruları çok kolay 500'e ekliyor. Alttakileri hiç eklemiyor alt kategorilere. Sonra diyor ki ya hocam işte 1000'e geldi soru çıkmıyor. Soru çıkmaz çünkü binlik kategoriye soruyu eklemediğimiz için her kategoriye ayrı ayrı alternatif sorular eklememiz gerekiyor. Ama işte 500'de bir tane eklemiş. Hocam diyor o soruları çocuklar öğrendi diyor. 500'de herkes kolayca geçiyor diyor. Çünkü bir tane soru var. Zaten çocuklar çok zeki. O bir soruyu ezberlediğinde veya
az alternatifli. Örnek veriyorum işte 1000 seviyesini 3 tane ekliyor. Çocuklar zaten 3 soruyu hafızaya alıyor. 500'ü 1000'i anında tıkır tıkır geçiyor. Dolayısıyla alternatifleri ne kadar çoğaltırsak yarışmanın heyecanını, çocukların motivasyonunu da o kadar arttırabiliriz. Orta seviye 1000'lik sorular, 5000'lik sorular ekle ekle diyerek bu şekilde 250 binlik sorular. Tabii en zor sorularımız artık sentez, analiz ve sentez boyutunda. Formasyon almış insanlara bunu söylemekten bile hayal duyuyorum ama artık iyice üniteyi bildiğini, kazanımı aldığına dair biraz onu zorlayıcı hazırladığımız kazanımı artık son boyutunda hani nirvana boyutundaki sorular olursa daha uygun olur, daha pedagojik olur. İlk başlarda bir de şu var, çocukların öğrenme hızları da, seviyeleri de aynı olmadığı için belki sınıfınızda işte özel eğitim gerektiren çocuklar da olabilir. Bunları da belirli bir seviyeye kadar sevindirmek bizim boynumuzun borcudur. Hani hepsi sıfır aldığı zaman belki bir daha oynamak istemeyebilirlerdi. Akademik başarılarına göre veya sınıfın seviyesine göre buradaki soruları de analiz, en son sorular artık 1 milyonluk soruları analiz sentez seviyesinde sorumuz uygun olacaktır. Yine aynı bakın format, geri dönüşüm. Hepsini bitirdiğinde işte buraya maşallah doğru çözümü buldun şeklinde yazmış. Siz ekleyebilirsiniz. Allah nazardan saklasın. Allah herkese senin gibi evlat versin diye böyle sosyal mesaj içeren Tanrı'ya dileklerinizi de buraya ekleyebilirsiniz. Orası sizin artık yaratıcılığınızla ilgili. Yardımcı notlar varsa yani yarışma bittikten sonra iletmenizi istediğiniz işte evet doğru çözdüm ve e-mail adresinizi yazıp işte bilemediğini bana tekrar geri sorabilirsin şeklinde bir iletişim kutusu da açabilirsiniz. Tamamla ve ön izlemeyi gösterdi. Artık soru bitmiş, sorular eklenmiş. Az önce gördüğünüz gibi bize metnini veren, QR kodunu veren, linkini veren, embed kodunu veren bölüme geçmiş oluyoruz. Tamamen hepsinin mantığı aynı. Sadece içeriği ister boş olarak mı düşüneceksiniz, bölümleri siz ekleyerek mi gideceksiniz, yoksa bir uygulama üzerinden mi gideceksiniz, buna karar vermeniz gerekiyor. Nereden geldik buraya? Tekrar en başa dönüyorum. Uygulama oluştur bölümünde formatımı seçerek burada bana uygun, örnek veriyorum, boşluk doldurma metnini seçtiğimde bana örnekleri burada 3 tane veriyor. Ha, hiçbirini istemiyorum. Örnek veriyorum İngilizce ile ilgili işte. Okumayla ses de eklemiş. Where are you from? And what nationality are you? Nerelisin? Milliyetin ne diye ses de eklemiş buraya. Ses de ekleyebilirsiniz. Görüntü de ekleyebilirsiniz. Veya where are you from? And what nationality are you? Nerelisin ve milliyetin ne şeklinde okumalı sesli soruları da sorar. Aşağıda dikkat edin, boşluk doldurulması gereken yerlere tıkladığında seçenekler de sunabilirsiniz. İsterseniz seçenek sunmayıp doğrudan klavyeden yazmalarını da isteyebilirsiniz. Yapacağınız şey de tamamen arkada tabelisteki bilgilerle, verilerle uğraşmak. Yeni bir uygulama oluşturduğunuzda aynı format, sorularınız, resim eklemek istiyorsanız metni sesine çevir. Dikkat edin, az önce ses eklemişti. İsterseniz metni de okutturabilirsiniz veya bir videoyla da bu yarışmayı, bu boşluk doldurma işini çocuğa videoyu izletip oradaki kelimeyi veya oradaki görüntüye ait kelimeyi bulup oraya seçmesini veya bizzat klavyeden yazmasını da isteyebilirsiniz. Kaç tane istiyorsanız eğer boşluklara dikkat edin, parça ekle, parça ekle şeklinde burayı çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. En sonunda yine tamamlı ve ön izlemeyi göster, kaydet bölümünde QR kodunu ve linkini de alıp kullanabilirsiniz. Şimdi uygulamaları incele, uygulama oluştur. Bunları artık hakim olduk sanırım. Peki yaptığımız bir çalışmayı şimdi Bitmoji sınıfına nasıl gömeceğiz? Bunu görelim. Az önce birinci bölümde yaptığımız uygulamalardan bir tanesini atalım. Benim çalışmalarım burada. Örnek veriyorum işte şu pinlerle yaptığımız, raptiyelerle yaptığımız çalışmaya tıklıyorum ve açılıyor. En alttaki kodlar lazım ama en alttaki linkler lazım bana. İlk olarak dikkat edin şimdi ikisinin farkını görmeniz için bunu yapacağım. İnternet linkini alıyorum. İnternet linkini Ctrl C ile veya sağ tıklayıp kopyala yapıştır deyip Bitmoji sınıfıma gidiyorum. Bitmoji sınıfımı açtım. Burada sepetin içerisinde şunu da söyleyeyim. Şimdi farklı yarışma formatlarının dikkat edin sepette seçenekliler için ayrı resim kullanmışım. İşte kelime oyunları için farklı görsel kullanmışım. Bunu her defasında farklı içeriklere ait farklı resimler kullanırsanız çocuk o oyunu hangi oyunu seviyorsa önce onu oynamak istiyor ve pekiştiriyor. Dolayısıyla bir formata ait bir resmi çocuk hafızasına aldığında bir dahakine sevdiği oyundan başlıyor. Bu onu daha da cezbediyor. Ama
Örnek veriyorum, hazırladığınız oyunla alakası olmayan bir görsele görseli buraya ekleyip link verdiğinizde çocuk neyi oynayacağını önceden tahmin edemiyor. Ne oyun çıkacağını karşısına bunu bilemiyor. Bilemediği için de stres yaşıyor. Bunu sınıfta yaptığınız veya canlı yayında yaptığınızı düşünün. Bütün sınıfın huzurunda rezil olma olasılığı var. Dolayısıyla buraya tıkladığında bakın her biri ayrı bir resim. Bu ayrı bir resim. Bu ayrı bir resim. Bu ayrı bir resim. Bu resimleri nereden buluyorum? Nereden bulacağım? Bakın şimdi burada çalışmanın sol üst köşesinde şurada bir soru işareti var. Örnek veriyorum. Bunu print screen'le şu küçücük resmi alıp resim halinde kaydedip şurası bakın. Kaydedip oraya resmini ekliyorum. Daha sonra linkini üzerine atıyorum. Örnek veriyorum. Kelime ava ile ilgili ben bu resmi kullanıyorum. Bu resim benim her ünite değiştiğinde kelime oyun sepeti geldiğinde bu linkte bilecek ki bu sekmede kelime ava bulmacası var. Veya buraya tıkladığında, şuna tıkladığında bilecek ki burada test şeklinde bir oyun var. Veya üst tarafa tıkladığında bir eşleştirme var. Eşleştirme oyunu var. Bunu standart haline getirirseniz öğrencileriniz de veya işte sizin uygulamanızı kullanan, Bitmoji sınıfınızı kullanan öğretmenler de ya ben işte şu oyunu kullandım bu Bitmoji sınıfında ama çocuklar çok hoşlanmadılar deyip zaten kendi düzenlemesiyle kullanacağı için o oyunu oradan çıkarmak da isteyebilir. Şimdi ben buradaki herhangi bir sepeti değil de öğretmen masasına örneğin o linki vermek istiyorum veya yeni bir resim de ekleyebiliriz buraya. Öğretmen masasına tıkladım. Bu benim resmim. Sağ tıklayıp ne yapıyorduk? Bağlantı çıkmadı. Şuradan yapalım. Resmi tıkladıktan sonra masasını ekle. Bağlantı. Bağlantıyı tıkladım. Zaten kopyala demiştim. Şuraya alayım daha güzel görün. Kopyala demiştim. Ctrl V tuşuyla, yapıştırma tuşuyla uygula dedikten sonra artık benim gördüğünüz gibi bu oyunum buraya artık linkle bağlandı. Yani masaya tıkladığımızda oyunumuz açılacak. Ama bu neydi? Pencere halinde açılanıydı. Şimdi bakın tıkladığımda nasıl açıldı? İki farkı görmenizi istiyorum sadece. Dikkat edin Learning Apps'ın sitesinde uygulama açıldı. Ne demiştik? Bu şekilde eğer bunu yaparsak çocuğun dikkati farklı uygulamalara, şunu da oynayın, bu konuda ne var acaba, bu bulmacada ne var deyip farklı yönlere kayabilir, dersinizde sabote olabilir. En güzeli, dikkat edin şimdi ikisinin farkını, bunu kapattım. Şu benim çalışmamdı. Aşağıya indirdim. Bu sefer tam ekran linkini alıyorum. İkisi arasındaki farkı göreceksiniz. İkinci sıradakini alıyorum. Sağ tıklayıp kopyaladım. Şimdi gittim. Masamı tıkladım. Masamdaki link şu an bana masayı tıkladım. Ekle dedim. Bağlantı. Yapıştırdım. Uygula dedim. Şimdi bakın. Bu linki tıkladığımdaki farkı görün şimdi. Gördüğünüz gibi şu an ekranda Learning Apps'ın sitesine girmiyor. Doğrudan uygulamaya giriyor. Yani çocuğun dikkatinin herhangi bir dağılacağı alan yok. Tam ekran şeklinde bu oyunu burada oynaması gerekiyor. Pinleri tıklayarak, aşağıda seçenekler çıkarak bunun ne olduğunu buradan seçip bu şekilde dikkati hiçbir yere dağılmadan tam ekranda oyunu oynatabilirsiniz. Kapattım bunu. İsterseniz ben bunu istemedim, beğenmedim. Ben doğrudan QR kodlarıyla, herhangi bir linkle değil de QR koduyla çalışmak istiyorum. Çocuklarımı da işte cep telefonuyla derse getirip yüksek sınıflarda yani lise seviyesinde belki böyle bir linke tıklayarak gitmek hoşlarına gitmeyebilir. O zaman yapmanız gereken şey QR kodlarıyla işi biraz daha gizemli hale getirmek. Zaten site size otomatik olarak QR kodunu veriyor. Yapacağımız şey ne? QR koduna tıklayıp açıldıktan sonra sağ tıklayıp resmi farklı kaydet. Resmi farklı bir şekilde masa üstüne kaydettim. Masa üstü geldi. Masa üstünü seçtim. PNG olarak hazır veriyor zaten. Kaydet dedim. Şimdi sınıfıma gittim. Sınıfım geldi. Yapmam gereken şey ekle bölümünden resim bilgisayardan yükle. Bilgisayardan masa üstünden o resmin PNG'di zaten bulup QR kod PNG açtım. Resmin buraya geldi. Artık sınıfımda bizzat o oyunu, altta açıklaması da var zaten. O oyunun bizzat QR kodu burada. Küçük küçük kodlarla tabii büyüttüğünüzde veya işte projeksiyonla tahtaya yansıtıldığında
okuyabilir. Belki burada küçük görünüyor ama büyüttüğünüz zaman cep telefonunun kamerası kolay bir şekilde okuyabilir kodu. Ne oldu? Biraz daha gizemli oldu. Yüksek yaş gruplarında ne olduğunu bilmiyor, ne yarışması olduğunu bilmiyor. Acaba bu ne yarışması, bu ne yarışması değil, birbirleriyle yarışa da giriyorlar. Dolayısıyla link vermek yerine bu tür uygulamaya da gidebilirsiniz. Evet, sınıfımıza bu çalışmayı artık entegre ettik. Yaptığımız bütün farklı uygulamaları bu şekilde Bitmoji sınıflarımızda kullanabiliriz. Formatı oluşturduktan sonra, kendi uygulamalarını kaydettikten sonra işimiz artık kolay. Gerisi zaten sadece Bitmoji sınıfında link veya QR kodunu paylaşmak olacaktır. Evet, tekrar ediyorum. Lütfen ve lütfen daha kolay çalışmanızı bulabilmeniz için uygulamaların bölümünde kendinize ait bir klasör veya işte TUZEA deyip TUZEA, yani akademiye ait içeriklerde kullandığınız klasör oluşturup buradan çalışın. Yoksa birçok uygulamanın içerisinde hangisi neydi, hangisi öniteydi deyip kaybolabilirsiniz. Arttıkça, belki az olduğunda sorun olmaz ama fazlalaştıkça, ünitelerimiz arttıkça, uygulamalarınız farklılaştıkça burada bir karmaşa yaşayabilirsiniz diyorum ve paylaşımımı şimdilik durduruyorum. Evet, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kafanızı ağrıttı.